Önce İyi misin Yasemin'cim? Ben seni ilk defa canlı canlı görüyorum. Maşallah sana su gibisin. Ben de sizi canlı ilk defa görüyorum. Siz de su gibisiniz. Çok iyi. Sizi gördük daha iyi. Gerçekten ben arkasını görecek misin gibi değil mi? Aa, o kadar şeffaf. Ben gidiyorum. Aa, bu benzetmeleriniz süper. Vallahi. Arkasını görecek misin? Ama hani o kadar duru ki. Yani ben gözüküyor muyum arkasında? Onu, evet, İdo var. Yani onun için ben şeyi dinledim, sizin ilk tanışma hikayenizi falan. He, bütün daha önce anlatmışsınız onları da. Çocuk haklı bizim oğlan. Haklı. Haklıyım yani. Ama, ya ama zaten orada anlatılmayan bazı şeyler var. Yürümek takvimde. Anlatılmayan bazı şeyler var. Ne var? Aslında ben İdo'yu bulmuşum. Anlatılmayan kısmı o. Çünkü İdo bir fotoğraf koyuyor ve ben ona yazıyorum. Sen İdo'yu stalkluyorsun. Evet, stalkluyorum ki demek ki. O an stalklamışım ya da. Orası açıkta kalmış, evet, havada açıkta kalmış gibi. Anlat herkes bugün işte, anlat. Hadi anlat. Evet, anlatıyorum. İdo'yu ben buldum aslında. O fotoğrafı ben İdo'yu buldum. İdo'yu ben buldum diyor. Şimdi bu her yere çekilebilir. Deniz otobüslerini mi sen buldun? İdo Tatlıses'i ben buldum. Hadi. Doğru cümle İdo bu. İdo Tatlıses adını mı sen, neyin, nasıl buldun, anlat, başka ne yaptın, hakikaten ne yaptın? Şimdi ben siz paylaştım da sen İstinye ne yaptın? Park'ta karşılaşıyorsunuz, evet, ayrı ayrı masalarda. İdo duymak böyle istiyormuş tatlı, yani onları. Hadi tatlı, anlat biraz ya. Mesajı. Tatlı tatlı flörtleşme, böyle bakışma, kesişme. Kesişme derdik biz eskiden. Deniyor mu hala? Siz deniyor gençsiniz. Ben. Aa, siz de gençsiniz. Eskiden sanki... ne kadar ya, eskiden ki yani. Kesiştik falan. Evet evet, var hala kesişme cümlesi değil mi? Ben bilmiyorum, unuttum aşkım, ben ne anlarım. Ya ben... ay ne kadar güzel bir cümle kurdu. Kalpler. Neyse, kesişiyorsunuz, ediyorsunuz derken o sarı tişörtüyle ben bak nasıl hikayeye hakim, evet, sanki oradaymış gibi. Ben unutmuşum. Sen sarı tişörtüne bir ana post koyuyorsun bir de. Evet. Sen onun İdo Tatlıses olduğunu biliyorsun. Evet. Ve stalkluyorsun. Böyle birkaç gün üst üste aynı yerde karşılaşıyoruz, artık böyle şey radarıma mı giriyor demiş. Artık böyle İdo'yu merak ediyorum ve Instagram'ına girdim o sırada ve tam o girdiğim an o fotoğrafı gördüm. Ben de kayıtsız kalamadım, mesaj attım, hatırlıyorum. Tam böyle da o gün sonra mü girmiş İdo? Allah Allah ya! Evet evet, o gün, yani bir gün önce de bakmış olabilirim. Ondan önceki gün dedim öyle gidiyor. Devam edelim. Yani o gün arkadaşlarım özellikle dedi ki yani bizim masaya çok bakıyor ve bu arada aslında kime baktın da bilmiyoruz. Çünkü öyle bir kesişme değil aslında. Çok yani İstinye öyle Park'ta, evet, öyle masaya bakıyor ortaya aslında. O sarı tişörtü koymasıyla fark ettirdi masadaki tek sarışın. Hayır o ya. Kim çıkarsa ne tutarsa. Oğlum canım sana direkt bakmış adamcağız besbelli. Başka sarı yok. Sarışın yoktu masada başka. Ben de kendimi unutuyormuşum. Başka sarışın hatırlamıyorum ama yoktu. Yok ya. Yok ya. Ve güzel bir şekilde bu aşk başlıyor yani, evet, o şekilde. Çok güzel, sonra onun yürümesi falan da çok iyi. Yani. Onun yürümesi derken cevap ver. Değil mi? Hakikaten ama ne güzel yürüdün be. Evet evet, buldum. Ne yazdım sana acaba? Hiç hatırlamıyorum ama. Ha buldum. Ay saçmalama, bir şey öyle bir şeydir. Ne yazmış olabilirsin? Nasıl hatırlamazsın ya? Bu çok önemli bir detay. Ama 8 yıl olmuş. Bir de ama ben olsun, zaten dün ne yediğimi bile hep unutuyorum. Ben yani de her şeyi unutuyorum ama böyle bir şey de unutmazsın ama ya. Ama tam yani şey var yani, konsept belirli. Instagram'da fotoğraf, o benim, mesaj. O beynim falan gibi bir şey. Gibi. Sen bir rahat çok değilsin rahatım gibi. Şu an çok rahatım. Baktım Yasemin'e de unuttum deyince bir şöyle bir yan oturayım dedim. Yok ya, şu unutmadım an çok rahatım. Unutmadım bu arada ama yani cümleyi tamını hatırlamıyorum. Benim yazdığımı çok net hatırlıyorum sana. Zaten sen daha ne yazacaksın? Daha ne yapayım ben? Daha ne yapacaksın? Nereden aklına hakikaten geldi daha ne bunu yapayım yapma yani bu arada? Ben böyle bir şey nasıl yaptım bile hala... Sarı tişört bilerek mi giydin? Bilerek giymiş olabilir miyim sence? Bilmiyorum. Üstümde sarı tişört vardı, denk geldi. Evet, evet, yazdım. Sonra bir şey diyeceğim, niye ana post koydun mesela? O zaman story yoktu, 24 o saati. Ha, o mu? Ha, yoktu ki o zaman. O kadar eski story, diyorsun. Story yoktu galiba. Eskiden o kesişmelerin olduğu dönem. 8 sene önce ya, diye. Çok eski, bayağı eski ya. Bayağı eski. Yok yani story nerede? Ben şimdi senin o zamanlar o zamanlar storyler de yok. Tabii, tabii.